Merhaba arkadaşlar, yine beraberiz. 7. bölüm başlıyor. Hemen 7. bölümde neler yapacağımızı anlatalım. Sonra serimize jet hızıyla devam edelim. 7. bölümde Hatay, Göztepe, Beşiktaş, Ankara Gücü ve Yeni Malatya maçlarını yapacağız. Tabii ki zamanlama beklediğimiz gibi giderse de Konya maçına da çıkabiliriz. Tahmini Beşiktaş olan kupa maçına da 8. bölümde çıkarız. Bakalım, iyi seyirler. Başlıyoruz. Sözleşmesi biten futbolculara teklifte bulundum. Yani daha doğrusu Haziran'ın sonunda bitecek olan futbolculara teklifte bulundum. Oradan güzel haberler alabilecek miyiz? Türkiye Kupası'ndaki rakibimiz belli olacak. Çok şaşırdım. Rakibimiz Beşiktaş değil Göztepe oldu. Evet, Beşiktaş kupa maçında Göztepe'ye 3-2 yenilmiş. Rakibimiz yarı finalde Göztepe oldu. Gençlerle çıkmaya devam edeceğim. Kupadaki bir diğer yarı final maçının temsilcisi Trabzonspor oluyor. Konya'yı 2-0 yenmiş. Haliyle yarı final artık belli. Göztepe, Fenerbahçe, Trabzon, Rize Spor maçları oynanacak. Valencia gerçekten döktürüyor kulübünde. Milli takımı istediği yönünde haberler çıkmış. Ömer resmen göz kamaştırıyor. Hem antrenmanlarda hem maçta. Hatayspor'la olan maçımıza da geldik. Şimdi bu futbolculara niye sözleşmesi bittiği halde niye teklif yaptığımı soracak olursanız. Görüşmek istemiyorlar itibar düşüklüğünden dolayı şu an. O yüzden görüşmeyi belki ikna ederim diye ilk başta kulübüne para teklif ediyorum ama olmuyor. Yeni transferimiz Bright Osayi Samuel'le biz henüz görüşemiyoruz. Bu maçta kondisyon testinden başarıyla geçen Puç ilk 11'de çıkacaktır. Öyle planlıyorum. Mert Hakan Yandaş'ın hafif bir sakatlığı var. Onu oynatmayı düşünmüyorum. Sağ kanatta Sangare'ye görev vereceğim. Ömer'e tekrar rolümüzü verelim. Lingard sol açıkta dursun. Armeni yedeklerimizde dursun. Ferdi yedekte dursun. Ugarte de yedekte dursun. Pelkas de yedekte dursun. Küstürdük çocuğu ama kadroyu alalım diyorum. Orkun'u bu sefer önde denemeyeceğim, arkada deneyeceğim. Haydi bakalım, her hafta hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Hatay deplasmanında neler yapabileceğiz göreceğiz. İlk 11'imiz Altay, Nazım, Tisserand, Arujo, Caner, Orkun, Ömer Beyaz, Gustavo, Valencia, Samatta ve Lingard şeklinde. Ellerinizi kenetliyoruz. Sahaya çıkın, sakin ve normal oyununuzu oynayın. Zaten sonucu elde edeceksiniz dedim. Ayrı ayrı herkesle de görüşüyorum. Sana inancım tam diyorum. Hadi bakalım, başarılar Fenerbahçe. Son 5 maçımız göz kamaştırıyor. 24. haftanın başında puan farkımız 8. Bunu arttırabilecek miyiz? Bakalım rakiplerimiz neler yapacak? Biz neler yapacağız? İlk atak bizden. Sangare. Luis Gustavo'dan Orkun'a. Orkun ilerliyor, içeriye girdi. Ömer'e verdi. Ömer Samatta'yı gördü. Samatta vurdu ve gol. Samatta vurdu ve gol. 5. dakika. Çok hızlı başladık. Ömer'in asistiyle 1-0 öne geçtik. Oyunun ilk 10-15 dakikasındaki atılan goller gerçekten oyunu çözüyor gibi. Bu maçta da umarım aynı sonuca ulaşırız. İlk 15 dakikanın performansına bakalım. Aslında vasatız. Fakat bulduğumuz pozisyonu da değerlendirebiliyoruz. Geri dörtlümüzün ikisi sarı kart gördü. Hani Hatay saldırmadığı halde biz nasıl iki tane sarı kart görüyoruz onu anlamadım. Sorumsuzca yapılan sarı kartlar da olabilir. Bakabiliriz aslında ki pozisyonlara. Hani ne kadar gerekli pozisyon gereği mi yapılmış yoksa gereksiz fauller mi? Orkun da hafif bir sakatlık yaşıyor. Bunu çıkartalım, hiç riske atmayalım. İlk yarı zaten sona erdi. Kendinizi beğenmiş bir tavır takınmayın dedim. Buradan hafif sakatlığı olan Orkun'u çıkartıp yerine Ruki Pucu dahil edeceğiz. Bu sefer ofansif davransın bu maçta Puc. Daha çok çabalamalarını istedim. Riskli bir skor çünkü. Caner ortayı kullandı. Arujo vurdu. Out. Bugün kanatlar bal yapmıyor. Hemen oraya bir müdahale edelim. Lingard kenara gelsin. Thiam girsin onun yerine. Valencia'yı da alalım. Uzun süreden sonra Pelkas burada fırsat buldu. Size inanıyorum dedim. Fark yaratmalarınızı bekliyorum dedim. Topun başında Ömer ortaya yaptı. Kaleci Münir topa sahip oldu. Çok güzel başlattı. Ribéry orada boş. Orta. Diop. Of. Dışarıya çıktı ama çok tehlikeli bir ataktı. İkiyi bulmaya çalışırken biri yemeyelim. Aman dikkat. Şimdi son 10 dakika. Sarı kart görmüş. Arujo'yu çıkartalım. Serdar Aziz'i alalım.
Serant'ı da çıkaralım. Yerine Arminia alalım. Sizlere de inancımı tam dedim. Oyuncularımızı da konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyorum. Son 10 dakika bakalım nasıl geçecek. Kaleci vuruşunu kullanıyoruz. Armini, Rukip Uç, Serdar'dan Tiam'a. Tiam ilerliyor. Solda Caner'in kaçtığını gördü. Caner'e verdi. Ceza sahasına girer girmez Caner yerde kaldı. Hakem de dönüş aldı ama muhtemelen VAR'a gidecek. Bakalım ne karar çıkacak. Penaltıyı verdi. Samat da kullanacak penaltıyı. Haydi Samat da. Gerildi. Vurdu. Yine kaleci Münir kurtardı. Samat'tamız yine penaltıyı kaçırdı. Umarım kalan dakikalarda bir sürpriz yaşamayız. Önümüzdeki maç Sangare, Gustavo ve Ömer Faruk'u dinlendireceğim. Zorlandılar bu maçta biraz. Çok yoğun trafikten dolayı, maç trafiğinden dolayı. 1-0 aldık maçı. Olsun, aldığımız 3 puana bakalım. Maçın adamı Caner seçildi. En az Caner kadar mücadele eden bir diğer futbolcumuz Ömer. Ömer Faruk Beyaz. Bir asistle kapattı günü. Oyuna sonradan giren Pucun da dikkate değer bir performansı var. Teşekkürler 3 puan için takım. Aferin beyler dedik. 24. haftayı da 3 puanla kapattık. Başakşehir kendi evinde Göztepe'ye yenilmiş. Göztepe son zamanlarda sürpriz skorlar almaya da devam ediyor. Beşiktaş'ı kupadan eledi. Başakşehir'i kendi evinde yendi. İlk 5'e girmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Bir de Avrupa'ya gitmek istiyor. Üst üste 5. galibiyetimizi aldık. Beşiktaş'ta Kasımpaşa'yı kendi evinde 3-1 yendi. Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi ama Galatasaray henüz maçını yapmadı. Sangare'yi dinlendirecektik ama zaten sarı kart cezası durumuna geldi. Bu sayede dinlenir. Evet, Galatasaray'ın kendi evinde yapacağı bir Gaziantep maçı var. Galatasaray kendi evinde 3-0 galip geldi. Gaziantep'i mağlup etti. Bizim bir sonraki lig maçımız tam 6 gün sonra. Bizim için gerçekten çok iyi olacak bu 6 günlük ara. Takım oldukça yıpranmıştı fiziki açıdan. Bu sayede bir sonraki Göztepe lig maçında çok daha diri bir şekilde sahaya çıkabiliriz. Bu arada genç yıldız Naci Ünüvar'la 1,5 yıllık kiralık sözleşme teklifimizi kulübü kabul etti. Bir aksaklık çıkmazsa Naci de bize gelmeye kabul eder. Çok küçük bir futbolcumuz, 17 yaşında ama müthiş gelecek vaat ediyor. Sezon sonunda 18 yaşına basacak. Oynatmayı düşündüğüm taraf Lingard'la beraber sol kanat yaratmak. Bakalım planladığımız gibi gider mi? Vay, Bursa Spor'da Ali Akman'ı geri çağırdı. Aramızda soğuk rüzgarlar esiyor. Ankara Gücü de Trabzon'u 1-0 mağlup etti son dakika golüyle. Düşme hattından sıyrılmaya çalışıyor. Haliyle tekrar Galatasaray ile Trabzon'un puanları eşit oldu. Ama Galatasaray artı bir averajda Trabzon'un önünde. 24. hafta sonunda puan farkımız 11'e çıktı Galatasaray ve Trabzon'la. Beşiktaş'ta da farkımız 17 puan. 4 nala gidiyoruz, nazar değmesin. Ali Akman'ı da 1.6 milyon euro peşin ücretle kulübümüze bonservisiyle birlikte kazandıracağız. Ve Naci Ünüvar Fenerbahçemizde. Yıllık 900 bin euro vereceğiz Ali Akman'a. Hayırlı olsun. Sezon sonunda bir takım planlarım var. Bakalım gerçekleştirebilecek miyiz? Göztepe'de dikey tiki taka sistemiyle rakiplerini alt etmeye çalışan bir takım. Göreceğiz bakalım neler olacak. 25. haftanın açılış maçı Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında. Bu maçta birazdan skoru göreceğiz. Ömer her zamanki gibi. Bu sefer biraz samimi davranalım. Galatasaray 1-0 galip geldi. Ali Akman Temmuz'da bize geliyor temelli. Hayırlı olsun. Şimdi sıra bizde, bakalım Göztepe'ye karşı neler yapabileceğiz kendi evimizde. Şimdi Sangare kart cezalısı. Onun yerine Emektar Gökhan'ımızı koyduk. Orkun ne durumda? Orkun'da herhangi bir sıkıntı yok. Mert bundan sonraki maçta kadroya girebilir bence. Şu an kötü bir durumda. Kondisyon testinde sıkıntı varmış. Gustavo Sarıkart sınırındaymış. Bundan sonraki lig maçımız Beşiktaş'ta olduğu için Gustavo'yu riske atmak istemiyorum. Onun yerine burada Ubert oynasın bu maç. Maça çıkalım. Ömer yine her zamanki mevkisinde yerini aldı. İlk 11'de ofansif orta saha rolünde. İlk 11'imiz Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Arujo, Caner, Orkun, Ugarte, Valencia, Ömer, Lingard ve Samatta'dan oluşuyor. Favori olmamızın bir sebebi var. Sahaya çıkın ve favori olmamıza şüpheyle bakanları utandırın dedim. Herkese de inancımın tam olduğunu iletiyorum. Samatta agresif modda. Bakalım neler olacak. Merakla bekliyoruz.
Halil ve Mosoro var karşı takımda. Çok teknik iki isim. Onları durdurabilirsek zaten maç kolaylıkla çözülür. İlk 10 dakikayı geçtik. Herhangi bir atak yok derken geldi şimdi. Tripic, Andre Poco Halil'e verdi. Karşısında Gökhan. Halil içeriye girdi. Gökhan karşıladı ama Enda'yı vurdu. Tisserant bu topu engelledi. Samat da uzaklaştırdı ama Titi daha evvel davrandı. İlk hata onlar gerçekleştirdi. Bakalım ne zaman ritmimizi yakalayabileceğiz. Tisserant aldı. Valencia'yı verdi. O da Ömer'e. Ömer. Ugarte'ye aktardı topu. Ugarte de Lingard'a verdi. Top kanat değiştirdi. Samat da. Hadi Samat da. Ah. Geç kaldı. Geç kaldı. İlk ciddi hatamızı 2 dakika önce yaptık. Kaleyi bulan şutumuz yok. Az önceki şut direkte patladı. O kaleyi bulan şut olarak biliyorsunuz ki sayılmıyor. Göztepe'nin taktiği ilginçtir ki sanki işe yarıyor gibi. Yani daha fazla topu oynuyorlar. İsabetli pasları bizle yarışır düzeyde ve hatta şu an üstün. Çok faal yapıyorlar. Yani bir nevi rakibi ısırıyorlar şu an. İlk yarıda herhangi bir şey oluşmadı. Bir onların bir bizim birer birer atakları vardı. Gole yakın ekip biz gözüküyoruz fakat bence çok vasat bir futbol var ortada. Bu maçı kazanabiliriz. Çabalamaktan vazgeçmeyin. Performansınız bizim için önemli. Fark yaratacak kişiler sizlersiniz dedim. Samat da hala agresif. Sahaya ve gollere yansıtamadı bu agresifliğini bu sefer. İkinci yarıyı başlattık. Berkan Tacı kullandı Mosoro'ya. Ömer kaptı topu. Kestiler. Soner. Endai'ye birebir kaldı. Savunma önledi. Tekrar Halil. Bu sefer kaleci. Bu maç bizi iyi kilitlediler. İlk bir saat bu şekilde geçti. Tisserant'ı çıkartacağım. O da kart sınırında. Ömer bugün yatışlarda. Canı sağ olsun. Perkas'ı alalım on numaraya. Valencia çıksın. Ferdi girsin. Lingard çıksın. Tiham girsin. Orkun çıksın. Ozan girsin. Bu akşam sizden bir şeyler bekliyorum dedim. 1, 2, 3, 4 ve 5 oyuncu birden değiştirdik. Galibiyet almamız şart. Kendi evimizdeki maçlardan bu şekilde rakiplerimiz puan almamalı. Bakalım oyun akışı değişecek mi ama bir 10 dakikadır hala tırmalıyoruz. Başarabilirsiniz diyorum. Son 12 dakikaya girerken uzatmalarda bir atak izleyeceğiz. Ugarte Ozan'a verdi. Poco muhtemelen ikinci sarı karttan gidecek. Ama bize atak lazımdı. Bu pozisyon benim için önemsiz. Son saniyeler. Evet, maç bitti. 0-0 beraberlikle sonuçlandı bu maç. Arada bir böyle puan kayıpları yaşanacak. Çok büyütmemeyi düşünüyorum gözümde. Göztepe ilginç, evet. Bu maçta bir şeyler yapmaya çalışan Caner var. Çok fazla orta yapmış. 18 adet ama isabet yüzdesi düşük. Açıkçası 7'nin üstü not alanlar defans oyuncuları. O yüzden çok çabalayan bir futbolcumuz yok gibi geliyor bana. Bu akşam yeterince iyi değildiniz. Bu maç kazanabileceğimiz türden bir maçtı diyorum. Çok daha sert tepkilere gerek yok. Devam ediyoruz. Moralleri bozmaya gerek yok. 19 maçtır yenilmiyoruz. Şimdi tam 7 gün sonra İnönü'de Beşiktaş'ta derbi maçına çıkacağız. Başakşehir 4, Beşiktaş 0. Şok bir skor açıkçası. Yani bizle karşılaşmadan önce de 4-0 yenilmeleri aslında bizim yararımıza olabilir moral açısından. Bu arada Caner de milli takıma çağrılmayı hak ettiğini düşünüyormuş. Pelkas'ta durum öyle değil. Trabzon ise kendi evinde neler yapmış bakalım. Berabere kalmış onlar da. Bu 7. bölümde 2 maç yaptık. 1 gol attık. Gol yemedik. Ama puan kaybı 2. Umarım Beşiktaş maçında bu gol atma problemimizi ortadan kaldırabiliriz. Beşiktaş organize kontra atakla oynuyor. Yani takım halinde ileriye çıkma prensibini benimsemişler. Yeni haftanın ilk maçı bu sefer yine Trabzon'la ama Trabzon deplasmana çıkıyor bu sefer. Aynı zamanda rutinimiz olan Ömer'in antrenman performansını da övmeye devam edelim. Trabzon da mağlup oldu. 3-1 Konyaspor kazanmış. Bu ara büyük takımlarda bir performans düşüklüğü var. Bakalım hayır olsun. Favori biz gözüküyoruz fakat sahada kazanacağız bu maçı. Beşiktaş'a ilk maç kendi evimizde 2-1 kaybetmiştik hatırlarsanız. Cumartesi maçında da Galatasaray'ın karşılaşması var. O ne yapacak bakıyoruz. Galatasaray 3-1 kazanmış kendi evinde.
maç günü geldi çattı. Yani bu fikstürün düzensizliği nedir? 7 gün boş kaldık. Beşiktaş maçından sonra 2 gün dinlenip maça çıkıyoruz Ankara gücüyle. Dengesiz bir fikstür olmuş. Evet, ligin ilk yarısındaki maçı hatırlayalım. Samatta'yla 1-0 öne geçmiştik ve sarı kart yeme rekoru kırdığımız bir maçtı. 53. dakikada Gezal beraberliği sağlamıştı. 90+2'de de Atiba'nın golüyle Beşiktaş bizi evimizde 2-1 yenmişti. Saldıran taraf bizdik ama mağlup olduk. Bakalım bu maçta bizi neler bekliyor? Çok dikkatli oynamamız lazım. Evet, hemen takımımızı ayarlayalım, ilk 11'imizi. Gustavo'yu bu maç için saklamıştık. Luki Puc'u da bu maç için sakladık. İleri uçtaki 4 kişi Lingard, Ömer, Valencia ve Samatta 2 maçtır suskun. Evet, biz hazırız. Kritik bir maçımız daha. İlk yarıdaki Galatasaray mağlubiyetini ikinci yarıdaki lig maçında telafi ettik. Aynı skorla bu sefer yendik. Yine aynı skor var karşımızda. Beşiktaş'a kendi evimizde 2-1 kaybetmiştik. Şimdi İnönü'deyiz. İlk maçın mağlubiyetini affettirmek istiyorum. Ve buradan galibiyetle çıkmak istiyorum. Çocuklarla konuşalım. Beşiktaş son 5 maçında 3 mağlubiyet aldı. Bu istatistiklerini geliştirmelerine katkıda bulunalım beyler diyelim. Gayet motive oldular. Bol şans Fenerbahçe. Gezal ve Enkadu var kanatlarda onlarda. Bizde ise Lingard ve Valencia var. İyi olan kazansın. Ersin kaleci vuruşunu kullandı. Caner karşıladı. Samat da Valencia'ya verdi. Valencia içeri girecek mi? Girdi. Rıdvan topu engelledi. Atak devam edecek. Hayır, kontra atağa döndü. Gökhan geride kaldı. Enkadu koşuyor. Ceza sahasına girdi. Bu sefer hakem VAR noktasına doğru gidiyor. Pardon, penaltı noktasına doğru gidiyor. VAR'la konuşuyor. Gökhan itiraz ediyor. Penaltı yok. Penaltı çıkmadı. Maç ilk dakikalardan kendini belli etti. Bayağı aksiyon dolu geçecek gibi gözüküyor. Bakalım iki takımın futbolcuları da oyunu rölanti almazlarsa eğlenceli, hareketli bir maç bizi bekliyor. Tisserant'tan Luki Puc, Gökhan Gönül. Şimdi Valencia'ya verdi. Valencia üstüne gidiyor yine. Gökhan'a geri döndü. Gökhan tekrar Valencia'yı gördü ama pas kötüydü. Enkadu. Enkadu Rıdvan'a verdi. Rıdvan tekrar Enkadu'ya verdi. Sol kanattan iyi geliyorlar. Raşit Gezal. Caner karşıladı onu. Enkadu vurdu gol. Dakika 11. Golü attılar. Konsantrasyonumuzu bozmayın dedim. Erken gol. Düzeltebiliriz. Tisserant. Valencia. Luki Puc, Ömer. Haydi Ömer. Çok kötü. Çok kötü oldu. Çok kötü. Böyle bir şey yok. Onların solundan, yani bizim sağımızdan pek gelemiyoruz. Altay Tisserant'a verdi. Kısa oynadık yine. Gökhan. Valencia. Luki Puc. Uzun pas. Tekrar Gustavo'da kaldı. Valencia, Rıdvan hızlı bir şekilde geliyorlar tekrardan. Topu kaptılar. Enkadu. Enkadu. Gezal. Enkadu, Gezal. Altay. Enkadu içeriye güzel giriyor. Gökhan orada aksıyor. Daha fazla macera aramaya gerek yok. Gökhan'ın da yaşı gereği kapasitesi belli. Bu hamleyi yapmak zorundaydı. Bize darılmasın Gökhan. Sangare girdi 24. dakikada. Rıdvan, Sangare, Atiba, Josef, Montero, Josef, Rıdvan, Enkadu ve gol. 2 oldu. Yine sağdan geliyorlar. Hiç beklemediğimiz bir skor. Haydi başarabilirsiniz diyorum. Caner Tacı kullanacak. Necip karşıladı. Gustavo, Puc, Valencia, Caner. İçeriye girdik. Valencia vurdu. Bir daha vurdu. Ömer tamamladı. Gol geçerli. Ömer Faruk golünü attı. Arujo sarı kart gördü. Şimdi Lingard'dan verim alamıyoruz orada. Bizi kanatlardan güzel kilitlediler. Burada Thiam'a fırsat verelim.
Samatta'ya bir 10 dakika daha fırsat vereceğim. Olmazsa Arezzo girecek oraya. Haydi beyler biraz canlanın dedim. Bu akşam galibiyet beklerken şu an gerideyiz, mağlup durumdayız. Başarabilirsiniz dedim. Tekrardan tüm sahaya seslendim. Sangare taçını kullandı. Luis Gustavo aldı bu topu. Luis Gustavo! Luis Gustavo! Ne yaptın sen böyle? Mükemmelsin be. Mükemmel. Evet, korneri kullandık. Tisserand golünü attı. 3-2 öne geçtik. Şimdi Samatta'dan verim alamadığımız için bu maç Arezzo'yu oyunu alacağız. Bu akşam bizim için çok önemli dedik Arezzo'ya. Yap bir güzellik dedik. Dakika 58, 2-0 geriden geldik. 3-2 öndeyiz. Yine geri dörtlümüzün ikisi sarı kartlı. Onlar geliyor. Gezal. Necip'ten tekrar Gezal'a. Necip. Ortaya yaptı. Arujo uzaklaştırdı. Arezzo kötü bir pas verdi. Atiba. Necip. Gezal. Kötü bir pas. Altay boştaki topu aldı. Tisserand. Puç. Thiam. Thiam. Caner. Ömer. Thiam'ı gördü. Thiam ve 4 oldu. Mame Thiam. Ömer'in asisti. Beşiktaş çözüldü. Normal süre için son 15 dakika. Caner Friki'yi kullandı. Valencia Ersin'de kaldı. Ersin başlattı. Tisserand. Gustavo Puig. Orada küçük bir üçgen kurduk. Gustavo. Tisserand. Valencia'ya verdi. Valencia sağ kanatta. Önü biraz boş ilerleyebilir. Sangare'yi gördü. Sangare Puig'a verdi. Puig. Ömer. Ömer! Gol mü? Offside mı? Golü verdi hakem. Ömer Faruk Beyaz. 5-2. Beşiktaş 2. Fenerbahçe 5. Artık son oyuncu değişikliğimizde. Burada Ozan'a yer verelim. 10 kişi kalmak istemiyorum. Çakılı bek oynasın. Sağ bekte Ozan olacak son 13 dakika kadar. Ömer şu an maçın yıldızı gözüküyor. 2 maçı yattın. 3. de patladın. Bravo. 2 stoperde şu an sarı kartlı. Deniz'den Atakan'a. Güven. Caner. Thiam. Kötü paslaşmalar oldu. Oliver güzel gol attı. Bernal Mensah. Niçin Oliver yazıyor? Muhtemelen diğer ismidir. 5-3 oldu. Güzel bir maç oluyor. Güzel çevirdik. Son anlar artık. Ve maç sona erdi. Ömer formunun zirvesinde. Güzel maç oldu. Bravo. Caner çok iyi oynamış. Ruki Puç çok iyi oynamış. Ömer Faruk'a bakın. 2 gol 1 asist. Gustavo'nun golünü unutamam. Valencia kanadında döktürdü. Sağ kanat güzeldi. Ama bu maç sol kanatta sıkıntılar yaşadık. Lingard oraya yetemedi. Belki fizik gücü çok üstün olmadığındandır. Gördüğünüz gibi 8 fizik gücü. Thiam'ı aldık. Thiam nispeten daha güzel bir oyun sergiledi ve zaten golünü de attı. Thiam'ın gücü daha fazla burada gördüğünüz gibi. Evet. Bir ölçü daha alındı. Hiç kusura bakmayın bu lafı kullandığım için. Maçı harika bir şekilde çevirip galip geldiniz. Sizinle gurur duyuyorum dedim. Herkes heyecanlı ve motive bir şekilde soyunma odasından çıkıyor. Çok güzel maç oldu. Ömer Faruk Beyazımız sakatlanmış. Bir hafta kadar yok. Bir maç oynatmayız. Dinlenir iyicene. Maşallah Ömer'e. 7 maçın ilk 11'i ve 4 gol var. 5 de asist var. Çok güzel. Ömer'in de değeri 2.3'e çıkmış. 20 maçta yenilmiyoruz. Nazar değmesin. Önümüzdeki maçta Ömer oynamayacak. Tisserand sarı kart cezalısı. Sorun yok. Üstesinden geleceğiz. 26. haftanın sonunda puan farkı 9. 9 puanlık fark umarım bizim takımda bir rehavet yaratmaz. İyi gidiyoruz ama arada bir saçmaladığımız, berabere kaldığımız maçlar var biliyorsunuz. O saçmalıklarımız, o beraberliklerimiz çok sık tekrarlamaz umarım. 3 beraberliğimiz var. 2 de ilk devreden
sezonun ilk yarısından almış olduğumuz Beşiktaş ve Galatasaray mağlubiyetleri var ki bunu artık telafi ettik. Bu arada gelirlerimiz giderlerimizi karşılayamadığı için her ay peyderpey kasamızdaki para azalıyor. Bunu düzeltmenin tek yolu yıl sonunda çok fazla fırsat bulamayan futbolcularımızla güzel bir bonservis bedeliyle anlaşıp onları yolcu etmek. Şubat ayı ödülleri ise Soner'e gitmiş Göztepe'den. Biliyorsunuz Göztepe'nin artan bir performansı var. 2 ve 3'te Ömer Faruk ve Samat da var. Yönetim bizden çok memnun bu arada. Sadece Göztepe ve Rizespor maçlarından alınan beraberlikten dolayı bize kızgın. Ve Armini'yi de pahalıya aldığımızı düşünüyor. Onun haricinde oynamış olduğumuz bir takım maç skorlarından da memnun. Luis Gustavo'nun Beşiktaş'a attığı gol haftanın golü seçilmiş. Tebrik ediyoruz kendisini tekrardan. Mensah'ın da bize attığı golde ikinci seçilmiş. Haftanın takımından 4 tane oyuncumuz yer almış. Caner Erkin, Tisserand, Ömer Faruk Beyaz ve Valencia. Bir sonraki maçımız hemen 2-3 gün sonra olduğu için ona da yaklaştık. Ömer Faruk'u bu maç oynatmayacağım. Konuşmuştuk, söylemiştim. Tisserand yerine Armini gelecek. Pelkas'a şans tanıyacağız. Samat da hiç 2 maç üst üste boş geçmezdi. Son kez fırsat tanıyorum Samatta'ya. Thiam'ın bu maçı formayı hak ettiğini düşünüyorum. Lingard da kendini yeniden toparlar. Çünkü 2 gün sonra, 3 gün sonra oynanacak maçta tekrardan kombine sürersem verimli olacağını düşünmedim. Bu yüzden Thiam'a fırsat verdim bu maç. İyi giden formunuzu koruyun. Sizden galibiyetten başka bir şey beklemiyorum dedim. Herkese de inancım tam dedim. Başarılar Fenerbahçe'm. Ankara gücüyle maçımız başladı. 4-1-4-1 şeklinde oynuyorlar. Ve bu sene küme düşmeme mücadelesi veriyorlar. Evet, ilk atak Bukasik faul yaptı bu arada. Kartın rengi kırmızı. Çift almış. Pelkas'a bu yüzden kırmızı gördü. Sangare Ruki Purca verdi. Tekrar Sangare sağ kanattan zorluyor. Purca geri döndü. Kuç içeriye kat etti. Solda Caner'in bomboş olduğunu fark etti. Caner ceza sahası içine girdi. Şöyle bir yerde kaldı ama hakem izlemeye gidiyor. Bence penaltı çıkmayacak ama. Evet, penaltı çıkmadı. Devam edin bakalım. Caner frikiyi kullandı. Pelkas. Evet. Tekrar Caner, tekrar free kick. Arujo yine dışarıda. Şu kafaları bir topu yere vurdurarak yapsanız çok daha tehlikeli olur. Çok yukarıdan geçtiğini görüyorum çünkü ben bu 2D ekranında bile. Caner tacı kullanacak. Tiyan'dan Gustavo'ya. Arujo'ya geri döndü. Sangare önü boş. Ceza sahası içine girdi. Samatta. 30. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçiriyor. Samat da suskunluğunu bozdu. Caner tacı kullandı. Thiam'a verdi. Gustavo, Caner. Gustavo yine Sangare'yi gördü. Sangare, Puç, Valencia, Samat da. İki oldu. Dakika 37. Bravo takım. İlk yarı sona erdi. 2-0. Maçın gidişatından memnunum dedim. Devam böyle dedim. Bu maçta yorulanı çok fazla zorlamayacağım. Çünkü 3 gün önceki maçımız futbolcuları yıpratmış olsa gerek. Mesela Valencia devre bitmeden evvel herkesten çok daha fazla yorgun durumdaydı. Yine aynı şekilde en yorgun oyuncu olarak göze çarpıyor. Evet. Ruki Puç, Valencia ve Caner'i çıkartacağım. Caner'in yerine Novak girdi. Valencia'nın yerine Feka girdi. Ruki Puc'un yerine ise Mert Hakan Yandaş girecek. Mezzala rolüyle burada görevini yapacak. Size inancım tam. Oyuncu değişikliklerimiz oldu. 70'te de Gustavo'muzu çıkartalım. Küçük Gustavo dediğimiz Ugarte girdi oyuna. Ona da inancım tam dedim. Novak ortaya yaptı. Ugarte topun hakim oldu. Arujo'ya verdi. Arujo Novak'a sol kanattan aktardı topu. Ugarte.
Arujo, Tiam, Ugarte, Nova verdi. Novak Ugarte'yi gördü ama Ugarte ayağındaki topu kaptırdı. Saba güzel mücadele etti. Alper'e verdi. Alper Kotuk. Out. Sangare'yi de çıkartalım. Gökhan'ın gönlünü alalım. Sana zaten inancım her zaman var. Son 15 dakikaya tüm oyuncu değişikliği haklarımızı kullanarak girdik. Perkas korneri kullandı. Defans uzaklaştırdı. Novak, Armini, Gökhan Gönül, Arujo, Gökhan Gönül, Mert alacak topu. Gökhan'a tekrar verdi. Gökhan Ferdi'ye verdi. Ugarte, Mert Hakan Yandaş. Ortaya yaptı, dışarıya doğru Tiam. Perkas kaleci. Tiam bu maç kendine verilen fırsatı aslında bence değerlendiremedi. Samatta Ferdi. Mert. Tiam. Ah dışarıda. Beni mahcup edecekti sözde. Artık maçın son anlarına doğru yaklaşıyoruz. Dakikalar 85'i göstermek üzere. Uzatmalara geldik. Bir pozisyon izleyeceğiz. Kaleci Korcan. Kötü bir kaleci vuruşu. Ferdi aldı. Zorladı. Perkas Samatta. Bir karambol yaşandı orada ama şimdi de Ankara Gücü'nün kontratağı oldu bu pozisyon. Kestik topu. Tekrar gideceğiz. Gökhan. Mert. Mert içeriye kat edecek kanattan. Uzaklaştırıldı top. Bir daha geleceğiz. Armini'den Ugarte'ye. Ugarte. Gökhan. Geliş güzel bir vuruş. Tekrar Gökhan. Ugarte. Nova verdi. Önünde Tiam var. Ferdi ve gol. Nova'nın ortasında Ferdi Kadıoğlu. Son saniyelerde 3. golümüzü atıyor. Bravo. Rakibi resmen bir sağdan bir soldan yora yora son saniyelerde 3. golümüzü attık. Tebrikler takım. Maçın adamı 2 golle Samatta. Onun arkasından Arujo, Novak, Armini, Ferdi, Perkas. Çok güzel oynadı. Caner de güzel oynadı. Çıkarttık yorulduğu için. Valencia da güzel oynadı. Valencia ve Ferdi arasında müthiş bir forma kavgası var. Güzel bir kavga ama bu da. Aferin. Çok iyi bir galibiyet. Samatta'nın performansını bir daha övelim. Gol yollarında çok iyiydim. Evet 27. haftanın hafta içi maçlarında neler olmuş bakalım. Başakşehir kendi evinde Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilmiş. Beşiktaş deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup etmiş. Galatasaray'da deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenmiş. Son 5 dakikada bulduğu 2 golle devam edelim. Ve Yeni Malatyaspor'la yapacağımız maç öncesi de taktik raporu geldi onların. Uzun toplu oynuyorlar. Hızlı bir savunma hattı uygularsak taktiklerini çok kolay alt edebiliriz. Umut Meraş'ta bir 8-10 gün kadar olmayacak. Antrenmanda düşmeden dolayı zedelenme yaşamış. Geçmiş olsun dileyelim. Ömer Faruk Beyaz'a kaldığı yerden tebriklerimizi iletelim. Yeni haftanın ilk maçları oynanıyor. Bakalım rakiplerimiz neler yapacak. Beşiktaş kendi evinde 2-1 yenilmiş. Beşiktaş'ın kötü performansı devam ediyor. Başakşehir deplasmanda Konya'ya 2-0 yenilmiş. Trabzon kendi evinde Kasımpaşa'yı 2-0 yenmiş. Bizim de maçımız yarın. Hızlı beklerle sahaya çıkmamız gerekiyor. Uzun toplu oynuyorlar çünkü. Şimdi Sangare'nin hız ve hızlanması 14. Caner'in 12-12. Umut Meraş zaten sakat. Mainly bakalım 13-15. Novak'ın 13-14. Bu maçta buraya Nova monte edelim. Armeni'nin 12-13. Arujo'nun 13-13. Serdar'ın 14-13. Haliyle buraya bir ilk önce Serdar yakışır bu maçlık. Tisserant'a bakalım. Tisserant 16-14. Şöyle yapacağız. Arujo geçen maçta hatırlarsanız zaten kondisyonda bir sıkıntı yaşıyordu. Bir maç dinlensin Arujo. Ömer Faruk Beyaz formasını geri alacak. Ömer Beyaz tek devre maç yapacak. Onun için onun yediği Perkas'ı bir
yedekleri alalım. Lingard'ı dinlendirdik. Thiam tekrardan Lingard'a yerini versin. Bu maç defansta hızlı olmamız gerektiğinden geri dörtlüyü bu şekilde kurdum. Ömer Faruk'tan da en azından bir 45 dakikalık güzel bir performans bekliyoruz. İyi de oynasa, kötü de oynasa ikinci yarının başında Ömer Faruk'u oyundan alacağım. İlk 11'imiz Altay, Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Puç, Ömer, Gustavo, Valencia, Samatta ve Lingard'dan oluşacak. Yumruğumuzu sıkalım. İlgiden formumuzu korumamız için sizden galibiyetten başka bir şey beklemiyorum dedim. Herkese de inancımın tam olduğunu belirtiyorum. Malatya'da hava kötü. Umarım sert, ağır sakatlıklar geçmeden bu maçı 3 puanla atlatırız. Başarılar Fenerbahçe'm. İlk atak, ilk gol bizden olsun. Herrera kaleci vuruşunu kullandı. Uç kafayla karşıladı. Valencia şimdi Ömer'e. Ömer zorluyor pozisyonu. Sangare'ye aktardı topu. Uç, Sangare, Gustavo, Samatta defanstan seken top uzaklaştırılıyor. İlk atak bizdendi. Şimdi ilk golü bekliyorum. Hadi bakalım çocuklar. 20. dakikaya geldik. Olcay. Kötü pas. Gustavo. Gustavo da uzaklaştırdı. Giriş güzel. Yine kötü bir pas. Tisserand aldı. Serdar'a. Serdar Puç'a. Puç'tan Valencia'ya. Valencia içeriye doğru kat edecek mi? Kanattan mı gidecek? Sangare'ye verdi. Puç. Orta Lingard ve gol. Burnley might be over the line. Jesse Lingard. Puç'un ortası Lingard ve gol. Dakika 23. Lingard birkaç hafta dinlendikten sonra geri döndüğünde golle tanıştı. Tebrik ediyoruz onu da. Cueva friki kullandı. Serant uzaklaştırdı. Tekrar Cueva. Akua. Şabake. Kaptırır mı orada topu? Kaptırmadılar. Tekrar geliyor Şebeke sağ kanattan. Lingard karşıladı onu. Likoki kaptık topu. Gustavo'dan Ömer'e. Ömer Samatta'ya verdi. Zor görüyorum. Samatta vurdu. Out. Ömer'i çıkaracağız merak etmeyin. Ömer'i alıyoruz. Buraya Perkas'ı dahil ediyoruz. Perkas'a da bu hafta 10 numara oynadığı için bizde de 10 numara oynasın diyoruz. Kendinizi beğenmiş bir tavır takınmayın dedim. Samatta'ya da o kadar da kötü değildin ama daha iyisine ihtiyacım var diyorum. İkinci yarı başlıyor. Bugün Valencia biraz sönük. Sangare topu kalecisine verdi. Oradan Novak. Lingard. Yine içeriye kat etti. Sağda boşluğu gördü. Valencia'ya verdi. Valencia. Sangare. Uç. Tekrar Sangare. Orta Lingard. Gustavo. Astı Gustavo. Bravo. Gustavo astı. Lingard bir de asist yaptı. İki yaptık. Dakika 51. Hemen bir atak daha izleyeceğiz galiba. Serdar'dan Valencia'ya. Puç. Valencia. Samatta. Samatta dışarıda. Samatta bugün ikinci defa uzaktan şut deniyor. Gustavo ve Puç'u çıkartmayı düşünüyorum. Ugarte. Mert. Hatta Sangare de yorgun. Bunu da Gökhan'la değiştirelim. Valencia'da bu maç vasat olduğu için Ferdi'ye fırsat verelim. Toplamda 5 oyuncu değiştirdik. 1 artı 4 şeklinde. Dakika 66. Bir kontrayla gelmeye çalışıyorlar ama umarız bu set oyununu karşılarız. Zuki, Umut. Umut kötü vurdu. Out. Takımda şu an yorgunluk seviyesi en üst düzeyde olan bir tek Novak var. O da sabretsin. Caner'in üstün performansından dolayı forma bulamıyordu. Biraz dayansın. Hafez korneri kullandı. Serdar uzaklaştırdı. Muhayyer'den tekrar Hafez. İçeriye girdi. Umut boş ve golünü attı.
Hemen konsantrasyonumuzu bozmayın dedim. Dakikalar artık 80 oldu. Samatta'dan gol bekliyorum. Normal sürede son 2 dakika. Altay kaleci vuruşunu kısa kullandı. Serdar'dan Mert'e. Serdar uzun. Samatta Pelkas. Pelkas Lingard'ı güzel gördü. Lingard ceza sahasına girer girmez Ugarte'ye tekrar Lingard. Tekrar Ugarte'ye kaleci Hebeyre'de kaldı. Ugarte'nin ilk şutu daha sertti ama defanstan geri döndü. Uzatmalar oynanacak. 3 dakika. Novak. Lingard, Muhayer. Muhayer, Serdar. Altay'a verdi. Tisserand. Serdar. Uzun oynadı Samatta'ya. Ugarte. Akua kaptı ama Lingard boşta kalan topu aldı. Ugarte'ye verdi tekrardan. Ugarte ceza sahasından vurdu. As farklı dışarıda. Son ataktı galiba bu da. Oyun devam ediyor. Serdar. Altay. Lingard'a. Lingard bu topu tuttu. İlerliyor. Pelkas'ı gördü ve maçı bitirdi hakem. Zor bir deplasmanda hem hava koşullarının zor olduğu hem de rakibin uzun topla kontrada bizi yakalamaya çalıştığı bir organizasyonla karşıladı bu maçta bizi. Biz yine de 3 puanı aldık Lingard'ın ve Gustavo'nun golleriyle. Lingard aynı zamanda maçın adamı oldu. Bu maçta 10 numara mevkiden ve sağ açıktan performans alamadık. Önümüzdeki maçlarda bakacağız artık buna. İyi bir galibiyetti. Teşekkür ederim. Kayıpsız geçtik. 22 maçları yenilmiyoruz. Evet. 7. bölümde neler yaptık bir bakalım önce. Hatay maçına çıktık. Deplasmanda 1-0 yendik. Göztepe ile kendi evimizde berabere kaldık. Beşiktaş'ta yapmış olduğumuz deplasmandaki maçı 5-3 kazandık. Ankara gücünü kendi evimizde 3-0 yendik. Ve Malatya ile de deplasmanda karşılaşıp galibiyet almayı bildik 2-1. 7. bölümün sonuna bence burada gelelim. Çünkü birkaç bölümdür transferle alakadar olurken ya da 5 maçtan daha fazla bir bölüm çektiğimde veyahut bundan önceki bölümde taktik kısmını detaylı anlattığımda videonun uzunluğu, süresi oldukça fazla oluyor. Bir saatin üstüne çıkmamaya çalışıyorum ama bunu 2 bölümde yapamadım, beceremedim. Belki çok hoşunuza gidiyordur daha uzun videolar izlemek ama sonuçta yarım saat 45 dakika arası bence bu işin en makulü. Bu bölümde şimdilik bu kadarlık yeterli. Önümüzdeki bölüm Konya maçını, Göztepe Kupa maçını, Trabzon maçını, Kasımpaşa, Başakşehir ve Gaziantep maçlarını yaparız. 8. bölüm burada sona erer. 9. bölümde Antalya Spor maçıyla sona erdikten sonra son bölümü biraz yarısı transferlerle, yarısı da şu 2 maçla geçer. 1. sezonu da 10 bölümde bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu bölümde yapmış olduğumuz maçlar sonucunda oluşan puan durumu şu şekilde. Galatasaray ve Trabzon'da maçlarını yapsın. Sonra size tekrardan göstereceğim. Galatasaray Erzurum'la olan maçını yapıyor. Erzurum deplasmanda sürpriz bir galibiyete ulaştı. Galatasaray bu maçta mağlup oldu ve bizim de puan farkımız 12'ye çıktı. Önümüzde tam 12 maç var. Puan farkımız da şu an 12. Haftanın golünde 2 numarada Gustavo var. Az önceki maçta attığı golde 2 numaraya seçilmiş. Genç oyuncular gelmiş. İlk regenlerimiz bunlar. Tabii haliyle önlerinde çok uzun bir yol var. Oynayacaklar hazırlık maçına göre göstereceği performanslar tabii bizim de onlarla imza yapıp yapmayacağımıza karar verecek. 28. haftanın son maçı 12'sinde. O tarihi bekliyorum. Sonra size genel bir tabloda lig puan sıralamasını da göstereceğim. Emre Belözoğlu'na bıraktık dikkat çeken oyuncularla anlaşılması gerektiğini. Ömer Beyaz'ı bu bölümün sonunda son kez bir kere daha tebrik edelim. Galatasaray'da son 5-6 dakikada bulduğu 2 golle bu maçtan galip gelmesini bilmiş 3-2. Puan tablosu biraz farklı oldu. 28 maç yapan ben, 29 maç yapan Galatasaray, 27 maç yapan Trabzon gibi biraz dengesiz oldu. Neyse bu şekilde bile olsa size puan tablosundaki son durumu söyleyeyim. 1 maç eksikle ben 72 puandayım. Galatasaray 1 maç fazlayla 63 puanda. Puan farkımız 9 ama 12'ye yükseltme şansımız var 29. maçlar sonunda. Trabzon 2 maç eksik arkadan geliyor. İkisini de kazansa 61 puan olacak. Yine Galatasaray'a geçemeyecek. Yani bu durumda Galatasaray hafta sonunda banko ikinci. Gol krallığına ve asist krallığına bakalım. Gol krallığında tabii ki Samatta'mız var. 26 maçta 24 gole ulaşmış. En yakın takipçisi 16 golle Levi Baker. Asist krallığında da
Berhan da var 11 asistle. İkinci sırada da Valencia var 10 asistle. Bu listede en çok maçın adamı ise Berhan da Baker ve Morozyuk şeklinde. Hatta Morozyuk'u saymasak bile olur. Aralarında çok fark var çünkü. 7. bölümün sonuna geldik. Dolu dizgin bölümlerimizde ilerliyoruz. İlk bölümlerde almış olduğumuz 2 mağlubiyetin üstünden çok zamanlar geçti. Rövanşlardaki maçlarda da ben o 2 maçı da rövanş gördüğüm için bu şekilde adlandırıyorum. 2 rövanşı da aldık biliyorsunuz ki. Devam edeceğiz. Sezon sonunda çok farklı revizyonlara gideceğiz. Oynatmadığımız kadroda ilk 11'de, ilk 18'de yer bulamayan futbolcularla zaten vedalaşacağız. Ama şu an kadroda kendine yer edinmiş bir takım futbolcularla da şok ayrılıklar yaşayabiliriz. Dediğim gibi kadromuzun itibarını arttırmamız gerekiyor. Yıldız futbolcuların çok daha kolay bir şekilde Fenerbahçe'mize katılması için bunu yapmak zorundayız. Yorumlara belirtebilirsiniz. Yani şu an performansından memnun olduğunuz ama satsan da fena olmaz diyebileceğiniz futbolcular varsa yazın. Bir konuşalım transfer medyasıyla. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Birazdan belki çıkmıştır. Şu ya da bu köşede abone ol butonumuz var. Eğer misafirimizseniz gelin abone olun. Beraber devam edelim bu seriye. Eğer bizim abonemizseniz like atmayı da unutmayın. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.